Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geliyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi caz müziğimi açtım. Çünkü bugünkü konuğum bildiğiniz gibi Profesör Doktor Selim Pamuk, Türk Diş Hekimliği Dünyası'nın duayenlerinden. Ama sadece Türk Diş Hekimliği Dünyası'nın değil, aynı zamanda kültür sanat dünyasının da çok sevilen ve saygı duyulan bir ismi. Bugün kendisini çok daha yakından tanıyacağız. Ben çok heyecanlıyım. Hemen kendisini davet ediyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazcık karanlıktayım galiba. Biraz ışığımı arttırayım. Evet, daha iyi oldu şimdi galiba. Evet evet, kesinlikle hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz vallahi. Sizler nasılsınız bu ben korona iyiyim günlerinde? Hocam. Yerine hocam her şey. Vallahi tüm gün işte size hazırlandım. Kitap okudum, caz müzik dinledim. Ne kitaplar okudun? Hocam işte klasikleri okudum. Böyle hani konuşacak ortak bir şeylerimiz olsun diye. Çok güzel. Ay, fonda da hocam böyle bir caz müzik açtım. Çünkü sizin caz müziği de ne kadar sevdiğinizi biliyoruz. Evet, sadece ve sadece hemen hemen bir tek caz dinliyorum. Yüzden, evet. Yani arada bir klasik de dinliyorum ama çoğunluk yani %95 caz diyebiliriz. Her işimi yaparken caz. Arabada giderken, muayenehanede, evde, her yerde caz. Anladım. Nasıl tanıştınız peki hocam caz müzikle? Yani ilginizi nasıl keşfettiniz? Yani şimdi şey, genellikle caz müzik sevenler önce bir klasik müzik severler. Klasik dinlersin, dinlersin. Sonra günün birinde bir bakarsın ki sana başka şeyler de lazım. Başka müzikleri dinlemeye başlıyorsun ve orada bir caz öne çıkıyor. Bir de rahmetli bir abimiz vardı bizim, New York'ta yaşayan grafik sanatçısı Erdal Akdağ. Onun da katkıları çok büyüktür cazı sevmemizde. İşte her New York'a gidişimde mutlaka 3-4 tane konsere gidilir geceleri, işte o caz müzik şeylerinde. O zamanlar Smalls vardı değil mi hocam New York'ta? Ne vardı? Smalls Bar vardı sanıyorum değil mi? Cazda çok ünlü. Blue Note var, Blue Note var, Village Vanguard var, Sweet Basil var. Bir sürü şey var. Fat Tuesday var. İşte oralara giderdik biz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Perşembe akşamları MoMA'nın şeyinde bile, kafeteryasında bile caz çalınırdı. Hatta bir kez de Ron Carter çalıyordu. Ron Carter'la tanıştık. Güzel. Carter'la tanıştıydık. Ve işte Erdal abinin sayesinde biraz da cazı başladık ve dinlemeye başladık. Muayenehanede klasiğin yerini caz almaya başladı. Gelen hastalar hoşlanmaya başladılar. Çalmadığımız zaman nerede o müzikler demeye başladılar. Öyle hayatıma girdi benim caz ve çıkmıyor. Çok da zengin bir arşiviniz var sanırım değil mi hocam? Evet, yaklaşık CD olarak 2000 küsur tane CD var. Dijital olarak da sanıyorum 4 veya 5 terabayt müzik var. Anladım. Bir de benim kardeşim de çok meraklı caza. Kardeşim de çok meraklı caza. Onda da bir 3000 tane falan vardır CD. Sizde inanılmaz bir koleksiyon var o evet, zaman. Evet, bir koleksiyon. Evet. Ve bu korona zamanında da o koleksiyonu sıraya dizdim. Eksik kalanları tekrar dijitalize ettim falan. İyi oldu lan. Bu korona işe Hocam başka neler yaptınız korona günlerinde? Nasıl geçiyor? Korona günlerinde var. İlk gününden itibaren bu CD'leri sıraya dizmek istiyordum. Alfabetik sıraya vermiş olduklarımı da dijital hale getirmeyi bitirdim. Şimdi tekrar üzerinden geçiyorum. Çünkü bazı şeyler ikişer ikişer. Onları teke indiriyorum. Onlarla ilgileniyorum. Başka da yani çok fazla bir şey yapmadık. Yapacak zaten demiş, dışarı çıkmıyorduk, etmiyorduk. Korkuyorsun dışarı çıkmaktan. Çıkmayın diyorlar. Stay home, stay healthy. Evde kal, sağlıklı ol. İşte Society of Cosmetic Dentistry için John Lennon. Evet. Imagine şarkısından bütün country
Person'da birer satır şey yaptılar. Bana da bir satır düştüydü. Tam beni anlatan bir satırdı. O da çok... onu söyledik. Hı hı. İşte hepimiz besi yaptık. Güzel. Onları paylaştık, hı hı, bütün dünyada. Yani sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarımızın evlerinde, bahçelerinde akşam vakitleri Galatasaray'dan arkadaşlarla toplanıp, hı hı, işte sosyal mesafede sohbetler günleri böyle geçiriyoruz. Hocam hemen artık evet, aslında o Galatasaray listesine vesaireye bir geleceğim ama ondan önce bu müzikle ilgili Spotify listeniz var mı, sevdiğiniz parçalardan oluşan diye bir soru var. Onu Spotify'da, Spotify'da var. Spotify'da ana günleri müzikleri diye bir listem var. Aa, tamam, yani, süper. Evet. Spotify'a girersen dışında, oradan... Evet, o soruldu. Onun dışında bir de en sevdiğiniz Türk caz sanatçıları kimlerdir diye Aysun Canan sormuş. En sevdiğim... Evet. Kerem Gürsev'i çok severim. Tuna Öteneli'yi çok severim. Ondan sonra Ozan Musluoğlu'nu severim. Çünkü bas çok severim. Kontrbas çok severim. En çok sevdiklerim bunlar benim. Türkiye'deki. Hocam peki Türkiye'de cazcılardan. Bu caz barlardan Türkiye'de nereleri Türkiye'de eskiden çok şimdi artık çok çok az yer kaldı. Nardis'e çok gidiyoruz tabii. Hala Nardis gerçekten en kalitelisi. Yeni yerler çıktı ama henüz fırsatım olmadı oralara gidecek. Bir tane The Badaw var. Karşı tarafta şeyde o alışveriş merkezlerinden bir tanesinde, o E5'in hemen oradaki şimdi adı aklıma gelmiyor. The Badaw var. Bir tane hemen Karaköy'ün başında açılan bir yer var. Ona da fırsatım olmadı gitmek. Social Jazz Bar. Social Jazz Bar. Çok güzel programları oluyordu onların da ama işte bu korona girdi, hepsi bitti. Jazz Festivali de bitti. Onu yapıyorlar. Hatta evlerinden çalmaya çalışsa ama şey gibi değil o. Yani ne bileyim, bir jazz gibi. Kesinlikle. Hocam ben sizden bir saniye bir müsaadenizi isteyebilir miyim acaba? Ben de şu anda çok kopuyorsunuz. Ben bir hemen geliyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim.